15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları gerekçesiyle 14 ere verilen müebbet hapis cezası Yargıtay kararıyla bozuldu. Yargıtay, emsal teşkil edecek gerekçesinde askerlerin emirleri yerine getirmekten başka çaresi olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura kararlarına göre Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak Orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu da Oramiralliğe terfi etti. Anayasa Mahkemesi CHP'nin AKP ve MHP oylarıyla meclisten geçerek yasalaşan çoklu baro ve bekçilik düzenlemelerinin durdurulması talebini reddetti. 10 baro başkanı bir video mesajla adil yargılanma talebiyle cezaevinde girdikleri ölüm orucunu sürdüren avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın sağlık durumlarının kritik eşikte olduğunu belirterek meslektaşlarının taleplerinin bir an önce yerine getirilmesi için çağrıda bulundu. Türkiye'de kullanılan tanı testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımlayan Sağlık Bakanlığı, mevcut tanı kitlerinin duyarlılığının %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramı öncesinde bir rapor hazırlayan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002-2019 yılları arasında en az 721 gazetecinin tutuklandığı ve halen 93 gazetecinin hapiste olduğunu açıkladı. Aynı dönemde 10.000'in üzerinde gazeteci işinden olurken 158 basın yayın kuruluşu ve internet sitesi hakkında da kapatma dahil çeşitli cezalar verildi. Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, kendisinin de imzaladığı Aksaçlılar bildirisinin muhalefet ve iktidara bir uyarı, gençlere ise kaygılarına yönelik seslerini yükseltme çağrısı olduğunu söyledi. Ayasofya'ya gitmeyeceğini söyleyen İslam, konunun ayıpların üstünü örtmek için kullanıldığını ileri sürdü. Son 10 toplantının 9'unda faiz indiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Haziran ve Temmuz toplantısında da politika faizini değiştirmeyerek 8.25 seviyesinde sabit bıraktı.